Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh aleyhisselam gibi insanlığın ikinci atası olan bir peygamber Allahu Zülcelal'in emriyle kendisine emredilmiş gemiyi inşa etmiş, göklere kadar dünyanın etrafında gezmiş dolaşmış, sular yükselmiş ve nihayet gerisin geriye dünyada çekilen suların ardından dünyadaki vazifesine geri dönmeye hazırlanmakta. Bu kadar büyük mucizeleri görmüş olan bir insan Rabbine karşı elbette güven duymakta olmalı. Yani herhangi bir durum, herhangi bir farklılık değil. Nasıl olsa bu kadar büyük bir mucize olmuşsa hemen ardından da güzel bir şey olur, rahatlama olur. Bu beklentiyle insan hareket edecektir. Veya kötü bir şey olacaksa da artık olan oldu, nasıl olsa olan oldu diye bakar. İşte bu nefse emmaremizin halidir. Bizler dünya hayatında güzel giden, iyi giden ve iyiliklerle devam eden olaylar içerisinde zaten iyi gidiyor düşüncesiyle Rabbimize dua etmiyoruz. Bir diğer taraftan işler sarpa sardığında, kötü gittiğinde, tabir caizse bir kez Rabbimizden istedik ama olmadı. Demek ki bu bizim başımıza bir illet olarak, bir bela olarak yazılmış. Zaten karman çorman bir hayatın içinden gidecekmişiz. Şu ana kadar berbat bir hükümle gelmiş olanın bu saatten sonra düzelmesini kim bekler mahiyetiyle dua etmekten alıkoyuyoruz kendimizi. Halbuki bu büyük futuhatla anlıyoruz ki dua her anımızda Rabbimizle muhabbet edebilmenin, Rabbimize şükredebilmenin, Rabbimizle iletişimde olduğumuzu hissetmenin temel haliymiş. Zira Nuh aleyhisselam şu gemi ki o gemiye zulmedenler bindirilmediler. Sadece birer çift erkek ve dişi mahluktan eklendiler. Geri kalanları ise boğuldular. Sen ve beraberindeki kimselerle gemiye çıkıp yerleştiğiniz vakit de buyurmuştu Allah-u Zülcelal. Elhamdülillahillezî neccâna minel kavmiz zâlimîn. Hamd Allah'a mahsustur. O ki bizi zalim kavimden kurtardı deyin buyurmuştu. Sonra Nuh aleyhisselam şöyle söyledi, şöyle dua etti. Rabbi enzinni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin. Ey Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Sen yerleştiricilerin en hayırlısısın. Allah-u Zülcelal'den yeni bir mekan, yeni bir makam, yeni bir imkan beklerken biz hep maddiyatı koyduk ortaya. Halbuki Rabbul Alemin'den istenecek bir şey varsa eğer, o en başta bereket üzere olmalıdır diyor Nuh aleyhisselamın dilinden Rabbul Alemin bizlere. Bugünse bizler herhangi bir şey olacak, bereketi Allah'tandır, zaten öyledir. Dolayısıyla bizler bugünümüzü kurtaralım peşinde hareket etmekteyiz. Ancak hakikat bilmediğimiz şu ki, bizler ancak Rabbimizin bereketi varsa ve takdir edilmişse ve ikram edilmişse o gün orada ve o günden sonra doğru bir şekilde yaşama el verecek hayatın içinde olabiliriz. Gayrısı bereketsiz oluyor. Bereketsiz olunca hem bitmek bilmiyor, hem insanı zorluyor, hem de insana acı çektiriyor. Allah-u Zülcelal'den Nuh aleyhisselamın bereket talep etmesi ne garip. Halbuki gemideki hayvanlar onun, kendisi ona ait. İndikten sonra bütün alemler devam edecek hayatlarına, zira Nuru Muhammed gelmedi daha dünyaya. Öyleyse Rabbul Alemin'den bunu talep eden Nuh aleyhisselam
daha güzeli olabilir Rabbim. Senin celaline karşılık cemalinle daha kolay olabilir Rabbim diyebilmek adınadır. Bir başka incelik odur ki bildiğiniz üzere Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı bu olay ümmeti Nuh'a bir cezadır. Yani gemiye binenler hariç onlar kurtulmuş olsalar da geriye kalanlar ağır bir bedel ödemişlerdir. Böyle bir durumda sizler o yönetici diye düşündüğünüz kişiden veya cezayı kesenden ne beklersiniz? En azından size bir kötülük yapmamasını. Halbuki Nuh Aleyhisselam yine Rabbine sığınıyor, iyiliğin de iyisini istiyor. O halde dua öyle bir kapıdır ki, Rabbül Alemin öyle bir kapının sahibidir ki, onun en celali anında dahi kullarından onun emrini yerine getirenler, onun hayır üzere talebine matlup olabilirlermiş. Önemli olan o anda, o beklenti içinde sürekli aciz olduğumuzu bilebilmekmiş. Bu aziyet üzerine şöyle nida etmiş Nuh Aleyhisselam, biz de tekrar etmiş oluyoruz bu akşam. Rabbi enzinni müzzelimi bariken, ey Rabbim beni bereketli bir yere indir. Ve ente hayrul müzzelin, sen yerleştiricilerin en hayırlısısın.